Dostlar, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans baskın savaşıyla hepinize selamlar diyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta yoğun geçtiği için Clash of Clans'ın da güncellemeleri olduğu için bundan dolayı baskınları biraz azaltsak da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genel olarak baskında neler yaptık? Bunların hepsine beraber bakacağız. Şöyle bir gelelim. Arkadaşlar an itip olan nereye girdim bir dakika. Sorry. Hemen şuradan çıkalım. Şöyle geleceğim. Arkadaşlar bakın şu an itibariyle 11. baskına kadar gelinmiş. Güzel. Başkent kaldı. 12. baskını atacağız. Genel olarak yapılan savaşlara bir bakmak istiyorum. 45 kişi savaş yaptı ama tabii ki bunun son kaç kısmı? Şöyle gördüm. Ulan 3 savaş yapan var. O daha eksik çok fazla var arkadaşlar. 12. baskını gördük. Tahminimi söylüyorum. Zaten kaç madalya kazandığımız videosunu çektim de kaçıncı baskında olduğumuzu göreceksiniz ve umarım ki o zaman yeni bir rekor baskın madalyası alırız diye devam edelim. Bunun yanında hadi şöyle bir gelelim. Saldırdığımız klanlardan bahsetmek istiyorum. Genelde zaten biliyorsunuz aynı klanlara saldırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Alliance, Garuda, Berserk falan filan. Abi tamamen hep aynı klanlar. Yani burada değişiklik pek kısım yok. Savunmalar kısmında da zaten aynı klanlar saldırıyor. Sadece ilk gün bir lekesizler yani Burak arkadaşımızın klanı saldırmıştı. Onlara da selam olsun. Ama şöyle bir şey baktığımda savunma kısmına genelde şunlar biraz sıkıntı yaratmış herhalde. 26 savaşta alabilmiş. Alte güzel savaşmış bence. 19 savaşta burayı yıkabilmiş. Çok güzel bir oran. Bunun yanında 21 savaşlı alan var. 24 savaşlı alan var. Biz bunların ortalamasını 24'e fixlersek bizim için çok mükemmel de. Gene de bu oranlar kötü bir oran değil. Yani 21-24 arasında gidip geliyor. Burak Yıldız 24 savaşlı almış zaten. Saldırı kısmına gelelim. Onlar o durumdayken bizler de gördüğünüz gibi 19, 21, 24 bir tane Alliance var herhalde orada sıkıntı mı olmuş bilmiyorum. 24'ler var 21, 22 civarı. Genelde ortalama bu şekilde. Şimdi 17 savaş yapılmış buralılmış. 3 savaşta başkenti çıkartırsam burada arkadaşlar 20 savaştan da bu klanı geçmiş olacağız. Şimdi gelelim başkenti. Zaten bu hesabımla güzel bir savaş çıkarmayı düşünüyorum. Şöyle gördüğüm kadarıyla da 3'er seviye duvarlığıyla beraber güzel bir rakip benimle dev topu 4'e çekmişler. Of. Roketler de abi 10 numara. Oha yıkıcı yayı da 4'e çekmişler. Abi neler yapıyorsunuz ya adamlar her şeyi basıyor. Şimdi ben zaten onu attıktan sonra yan klana banmaya başladım ama bu adamlar savunmayı da banıyor arkadaşlar. Şimdi güzel. Biz burada başlayacağız ufaktan 1, 2, 3, 4. Dördüncü duvar aynen. 2 tane de ekstra alırsam 6 tane koçbaş işimi görecektir. Şöyle geri kalan 22 tane okçu alıyorum. Şöyle bir başlayalım. Dostlar bir şans dileyin be. Bol şans abi. Eyvallah. Giriyorum aga. Arkadaşlar sizler de mutlaka alt kısımdan like atmayı ihmal etmeyin. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar kanala abone olarak bizlere eşlik edebilirler. Abi hadi bakalım. Başlayalım. Şöyle bir hemen önden koçbaşıyla başlayacağım. Tuzak muzak da çıkarsa en azından önden alsın. Şöyle bir de okçumuzu atalım. Ufaktan başlayabiliriz. Bir tuzak buldu bu arada. Güzel bir şey bu benim için. Şöyle sol taraftan gideceğim. Dev top ve orada yıkıcı yay istiyorum. Olabilirse bir de roket top alırsam dadından yenmez aga. Şöyle bir başlayalım. Bir tık daha bekliyorum ve şurada bir okçu daha attım. Abi bir tık içeri girsinler. Ve şöyle. Abi oradan gitmeseydin dev top görecek. Birinci tuzağı buldu. İşte dev topun görmesini arkadaşlar şeyden dolayı korktum tamamen. Abi şöyle birinci öfkeyi direkt kullanmak istiyorum. Hatta şöyle bir öfke kullanacağım. Yıkıcı yayı tekrar. Abi yıkıcı yay demişim. Abi yık duvarı. Heh, çok iyi. Hemen şöyle içeri girebilirim. Abi yıkıcı yay oradan orayı görüyor. Çok fena. Acayip fena. İlk öfkenin içerisinde hızlı şekilde girmem lazım bu arada. Abi dev top. Gene yedi bir okçu mu? Hadi lan orayı da alalım. Artık öfkenin içerisine giriyoruz. Hadi abi. Gene düşmedi. Allah seni kahretmesin. Hadi düş artık. Düş abi. Şöyle. Abi bir tık daha bekleyerek. Şuradan bir okçu grubu atıyorum. Orayı hızlı şekilde alalım. Çok güzel. Elime bir koçbaşı daha aldım. Abi şimdi al abi orayı da çok iyi. Bir koçbaşı daha bırakabilirim. Şimdi burayı da aldık çok güzel. Tam şu noktaya bir öfke daha atıyorum. Abi belediye ateş attı mı? Şuradan bir okçu atalım bakalım. Belediyenin tam atıp atmadığını göremedim arkadaşlar. Dev topu da almak istiyorum. Onun için bir tık aşağıya gitmem lazım. Şöyle aşağı gidebilirim. Dev top düşsün artık. 1 dakika 20 saniyem var. Okçularda arkadaşlar en önemli nedenlerden biri de abi süreye çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Dev top düştü bu arada. Belediye de ateş attığı için bir tık durdum. Artık şöyle
bir grup atarak ufaktan abi. Burada önemli olan benim için neydi? Yıkıcı yay. Onun arkasında da bir tane roket var. Buralara gidiyor olmamız lazım. İki grup birden attım. Bir grup da şuradan aşağı atmak istiyorum. Hadi bakalım oraları temizleyelim. Abi hadi gidebildiğin kadar git. Şöyle güzel başladık. Abi şöyle bir tık bekliyorum. Abi belediye ateş attı mı be? Atmış aynı. İyi ki atmamışım. Şuradan iki grup daha attım. Hemen orayı da atalım. Yıkıcı yayın oraya doğru. Hadi bakalım şöyle duvar açalım. Şimdi yıkıcı yaya geldik abi. Bir tık bekliyorum. İki grup birden bırakıyorum. Yıkıcı yayı direkt istiyorum abi. Dört grup daha var elimde. Bir grup daha aşağı atıyorum şöyle. Yıkıcı yay. Oha oğlum vurulan savunmalara bak. Ama yıkıcı yayı aldık abi. Belediye ateş attığı için bir tık bekliyorum. Şöyle abi bir grup gönderiyorum. Orayı da indirelim. Alttan bir grup daha attım. Abi. Alttaki roket düşer mi be? Düşmez abi. 10 saniye var. Bekliyorum ve gene de bir grubu atıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Son gruptu. Ama gene güzel girdim ya. Güzel temizlikti. Vallahi bayağı ilerledik. Güzel. %29'la beraber 3300 başkenti altına alarak birinci savaşımızı tamamladık. Kafamda 3 savaş var. 3 savaş olursa arkadaşlar 10 numara 5 yıldız olur benim için. Sol kısım tamamlandı. Gene soldan devam edeceğiz arkadaşlar. Düzenimizi bozmuyoruz. 6 tane duvar yıkıcı. 1, 2, 6 taneye gerek yok arkadaşlar. 4 tane işimi görecektir. Ondan dolayı buraları çekip okçuyu 23'e çekebilirim. Hadi bakalım başlayalım. Biz bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi aynı kaldığımız yerden devam edelim. Hiç düzenimizi bozmayalım öncelikle. Daha sonra şuraya bir tane daha öfke atmak istiyorum. Tamam mı? Ucu ucuna değsinler abi. Şimdi güzel. Abi bekliyorum bir tık. Şöyle şuradaki abi roketi alır mısınız? Oradaki roketi istiyorum. Şuradan bir okçu grubu daha bırakıyorum. Abi şöyle aslında sol taraftan atsam nasıl olur? Yok ya gerek de yok oraya. Şöyle bir tık bekleyerek şuradan bir duvar yıkmaları istiyorum. Güzel. Alta bir okçu. Alta alın. Şuradan abi havanı direkt istiyorum. Havan da düşsün çok güzel. Şuradan bir duvar yıkacağım. Tamam mı? Oradan da bir duvarımızı yıkalım. Çok güzel abi. Şuraya kadar güzel geldik. Bir tık bekliyorum. Şöyle bir grup daha bırakacağım. Roketi düşürün. Abi roket öfkenin içerisinde olmadığı için okçular maalesef ki gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla efor sarf etmem gerekiyor. Şöyle bir grup daha bıraktım. Artık o roketi alın abi. Tamam güzel. Şimdi roketi aldık arkadaşlar. Aşağıya abanabiliriz. Genelde iki grup arka arkaya atmam. Şimdi attım abi. Bombaya gitti ya. Sinir oldum bak şimdi. Abi hadi ya bunu başaracağız. İnanıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar mecburen şurada bir öfke daha mı kullansam? Aynen burada bir öfke daha kullanıyorum. Belediye direkt istiyorum. Tamam mı? Şuradan bir grup daha atıyorum. Alt kısmı açacağım. Belediyeyi de abanarak ilerleyeceğim. Şuradan bir grup. Abi keşke aşağıya açsaydım be. Aşağıya açın abi. Tamam güzel. Bir tık bekliyorum. Belediye bir grupta okçu attım. Şöyle. Abi okçular atıyorum. Temizliğe devam. 7 okçum var. Belediyenin en azından %20 canını falan bırakırım diye düşünüyorum. Alttan çünkü savunma almam lazım. Dev topu istiyorum. Bir grup daha bıraktım. Belediye. İki grup birden atıyorum sana. Tamam mı? Abi şöyle. Belediyeye bir grup daha gider. Bence belediyeyi düşürürüz. Dev topu salabiliriz bence. Dur bakalım. Belediye düşecek gibi. Düştü çok iyi. Şimdi buradan bir grup atalım. Abi sola gitme ya. Salın artık ya. Şu dev topu alın. Abi 3. savaşta başaracağız ya inanıyorum. Tamam. Bir grup daha bıraktım abi. Dev topu alalım oradan. Abi çoklu havanı da al oradan. Al abi seni almadan bırakmam artık. Sen benimsin. Çok güzel. Alttan abi son okçu grubumu şu şekilde sizlerin huzurunda bırakıyorum ve benlik bu iş bu kadar. Şimdi gelelim 3. savaşımıza. 2 savaşımızı güzel geçirdik arkadaşlar. 3. savaşta biz burayı başaracağımıza inanıyorum ve biliyorum yaparız arkadaşlar. Son okçum orada alabildiği kadar klan evi alsın. Abi yukarıda son bir tane kaldı. Tamam o da gitti zaten şimdi. Arkadaşlar 4250 başkent altının bereket versin güzel bir oran. Şimdi tekrar başkente gireceğim ve 3. savaşta artık burayı talan etme vakti gelmiştir. Burada artık binicilerin vaktidir bence. Şöyle komple silelim. 5 tane duvar dev alalım. Arkadan 10 tane civarında. 13 tane değil tabii ki bu kadar abartmayalım. Arkadan da 3 tane mi? Abi bir tık daha azaltıp şöyle 5 tane okçu alacağım. 2 tane şifa alıyorum.
Hadi bakalım şansımız bol olsun. Başımıza neler geliyor arkadaşlar? Şimdi görme vaktidir. Arkadaşlar burada Ezici'yi unutmamamız lazım. Ondan dolayı ilk olarak Ezici'yi gelin bir ortadan kaldıralım. Tamam mı? Ezici'den sonra okçularla alabildiğimiz birimleri almamız lazım ama şöyle acele etmek istemiyorum. Öncelikle Ezici benim ana düşmanım şu an o. Ezici'ye biraz odaklı gitmem lazım ve Ezici'leri düşürüyorlar bu arada. Güzel. Şimdi bu noktadan sonra direkt yapmam gereken sistemlerden biridir. Şöyle birer dev atıyorum. Devler biraz ilerlesin. Çok güzel. Yukarıdan bir dev daha bırakıyorum. Abi artık binicileri tek bir noktadan sokuyorum içeriye. Çünkü bu noktada bir şifa kullanacağım. Hepsi içerisine girsin arkadaşlar. Devler o noktadan devam ediyor. Şuradan bir dev daha. Şuradan bir dev daha atıyorum. Abi gelsinler. Tam şu noktada bir şifa daha kullanıyorum. Şifanın içerisinden çıkarak şifaya gitsinler. Tamamen amacım buydu. Gördüğünüz gibi güzel de iş yaptı. Bu arada binicilerimiz full seviye arkadaşlar. Ondan dolayı acayip derecede iş yaptığını söyleyebilirim. Şimdi köşe temizlikleriyle beraber birer okçuyu sallayabilirim. Şuradan da bir okçu sallıyorum. Köşe temizlikleri de güzel şekilde devam etsin. Hızlı şekilde maksat bitirelim arkadaşlar. Güzel, bayağı binicim de ayakta. Nasıl? Daha üstte yenim var abi. Onu gördüm zaten, gördüm. Ondan dolayı okçuları oraya atarak yem edecektim. Atmadım abi. Biniciler oraya gidip alıp çevreyi temizleyerek gelir. Ben aşağıdan okçularla süre kaybı yaşamadan hızlı şekilde almak istedim. Zaten okçular da gerçekten mükemmel derecede iş gördüler. Biniciler de orayı bitirdi. Alt kısmı, üst kısmı, alttan üstten temizliği arkadaşlar bitiriyor. 3 savaş da bura bitti. Bence 3 savaş başkent için mükemmel bir oran bu arada. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Olabildiğince 4 savaşa bırakmayın arkadaşlar. Yani mantıklı şekilde savaşınca zaten oluyor, yani olmuyor değil. Şu an bu arada biniciler hala baya bir ayakta. Devlerin de mesela orada tanklama sistemi çok önemli. Yani güzel yerden atmak gerekiyor. Güzeldi bence ya, keyifli bir savaştı. Ne diyorsun Osman? Eline sağlık abi ya. Eyvallah. Başkent. Güzeldi yere abi. Geliyor, of. Yeri gitti, Golem Ocağı 3'te bitiyor abi. O da abi aynen doğru söylüyorsun. Ya işte süre biraz önemli. Birimleri kullanmak önemli. 4180 bonusla beraber 4300 civarında burada madalyamızı aldık. Güzeldi abi. Burayı da geçelim. Kim geliyor? Hangi rakip? Focus. Bak bu rakibi ilk defa görüyorum. 27 seviye bir klan. İlk defa görüyorum. Şöyle hatta bir bakayım saldırı günlüğünden. Ha, gerçi seviyeleri gözükmüyor. Şimdi buraya bakalım. Öncelikle bir başkentine bakmak istiyorum arkadaşlar. Kaç seviye bunlar? Aa, bunlar da 9. Genelde piyasada 10 olmadığından dolayı arkadaşlar bizlere 9 çıkartıyor. Onu hatırlatma yapmak lazım yani. Dilim sürçtü birden. Şimdi burada Golem Ocağı'ndan başlamak istiyorum. Aga çok karışık bir düzen ama CG köse için bence imkansız değil. Şöyle bir analiz ediyorum. Roketop 3, yıkıcı yay 4 seviye. Çok fena. Aga bu rakipler nasıl geliştiriyor bu kadar ya? Şimdi birinci duvar, ikinci, üç, altı taneye gerek var mı? Altı tane alalım ya. Altı tane arkadaşlar. Genel olarak düzeni okuduktan sonra zaten kaç tane koçbaşı alacağınızı az çok kestirirsiniz de. Şurada iki tane de öfke alıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Güzel bir savaş çıksın diye uğraşacağım. Bakalım. Eyvallah. Şöyle bir hem tuzak kontrolü yapalım hem de duvar yıkmaya odaklı bıraktım. Tamam, tuzağımızı çıkardık. Güzel. Oha, o tuzaklar niye ben koçbaşına attım da çıkmadı? Ulan arkadaş abi, yani çok saçma değil mi? Koçbaşına mı çıkmıyor acaba? Ya da oradan mı geçmediler? İkisinin tam arasından geçti abi o tuzak. Allah kahretmesin. O da benim şansım arkadaşlar. O da benim şansım. Şimdi şuradan hemen bir koçbaşı daha bırakıyorum. İlk duvarı hemen yıkmak istiyorum. Güzel. Şimdi ilk öfkeyi direkt burada kullanacağım arkadaşlar. Biraz öfkenin içerisine erken girmem gerekiyor. Hemen bir okçu bırakıyorum. Abi biraz sağlı giderseniz çok iyi olacak ama sağa abanacak kimse yok gibi. Tamam, sıkıntı yok abi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi içeriye girme vaktidir. Yıkıcı yay hala oradan vurması çok fena benim için. Hızlı şekilde yıkıcı yaya erişiyor olmam lazım. Ve okçuları mecburen tek tek kullanacağım arkadaşlar. Çünkü yıkıcı yay ve roket tekke götürüyor. Allah'ım. Şimdi bir grup daha bırakalım. 2 dakika sürem var. Biraz tempo yapmam lazım ama okçularda tempo yapamıyoruz arkadaşlar işte ya. Öyle bir sıkıntımız var. Abi. Bir grup daha bırak. Kaç grup var? 16 grup var. Çevreyi biraz daha temizle. Duvar yıkıcı atacağım. Çok güzel, tamam. Şimdi bir duvar yıkabilirim. Şimdi bir duvar. Oo, ulan bulduğu tuzaklara bak. Allah seni kahretmesin. O ne lan öyle? Abav. Abi var ya, acayip derecede iyi noktadan atmışım. Ama
Çok fazla yerden hasar veriyor. Bak 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 bak, düşen hasarlara bak. Allah seni kahretmesin. Abi orta noktada bir duvar. Oğlum sen ne yapıyorsun? 4 tane de çoklu alan görüyor. Abi yani ben böyle bir şey görmedim. Şuradan bir öfke atacağım. Sağdan mı girsek, ne yapsak lan? Şu an iki arada bir derede kaldım. Bir sağlı solu temizlikle beraber. Çünkü duvar yıkıcılar karşımı yıksa yıkıcıyı göreceğim. Abi bu nasıl bir düzen lan? Psycho gibi duruyor ama çok fena bir düzen ha. Acayip derecede zorlandım bak bu düzende. Duvar kırıcı düzen abi ya. İş abi acayip acayip. Allah'tan 6 tane almışım da. 6 tane bile. Oha. Abi atıyorum hemen patlatıyor koçbaşılarını ya. Abi şuradan bir grup daha atıyorum. 41 saniyem var. Şimdi yıkıcı yayın oraya doğru bir grup geldi de. Çok fazla hasar yiyorum abi. Çok fazla yerden hasar yiyorum. İki grup biraz birden bıraktım. Yıkıcı yayı alıyorum. Çok güzel. Abi koç şuradan. Buna bir daha olabilir abi koçbaşı. Belki yıkarım bu sefer. Valla bakalım şimdi bir hasarlar düşsün. İki tane birden atacağım. İki grup buradan attım. Bir grup buradan atıyorum. 5 saniye abi. Abi alttan mı atsam? Tamam orayı da yıktım. Güzel. Şuradan bir grup. Abi son grubu attım. Son verilen hasarlar. Abi gene de fena değildi ya. Vallahi var ya bayağı bir zorlandım. Net söylüyorum yani. Düzen çok dandik duruyor ama beni çok zorladı. Net söylüyorum çok zorladı arkadaşlar. Şimdi doğruya doğru abi. Şimdi hemen şöyle geliyorum. Golem ocağına tekrar. Bir bakalım. Yıkıcıyı ortadan kaldırdık. Bir hava sormasın. Hava sorması demişim. Burada roketi ortadan kaldırdık. Yukarıda hala var. 3 savaş yiyecek gibi duruyor ama ben sağdan gitme taraftarıyım aslında. Çünkü yıkıcı yay belediye binası ve roketi alalım, sol taraf bir şekilde tamamlanır. Veyahut sol tarafı komple bitirebiliriz. Ne diyorsun Osman, hangi taraftan girelim? Abi sol taraftaki roket topunun oraya bir tane koçbaşı atılıp iki okçuyla düşer orası. Düşer. Geri kalanlarda sağ tarafta gidersin. Tamam abi seni dinliyorum. Abi o zaman soldan başlayalım. Hemen hızlı şekilde ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim istiyorum. Şöyle bir kontrol ettim de aslında komple yani şey atsam mı diye düşündüm de sıkıntı olur ya. Ya komple binici düşündüm de buraya gitmez abi. Direkt yok ederler biniciyi. Tekrar girelim arkadaşlar. Bakalım başımıza neler geliyor. Şöyle bir öncelikle şu duvarı açalım. Tamam mı? Tamam, bir de tuzak bulduk. Güzel oldu. Şurada bir de öfke kullanacağım. Tam şu noktadan kullanabilirim. Kesişim noktasında iyi ayarlıyorum. Ulan geometri hocam kimdi acaba? Benim çok merak ediyorum ya. Şöyle içeri girelim. Şu noktadan da bir öfke. Aynen buranın da öfkesi güzel oldu. Abi şöyle bir grup içeriye bırakalım. Tamam mı? Şuradan bir duvar yıkıcı. Oha orayı niye açtın lan? Ne alaka? Karşıyı aç bana. Tamam karşıyı açtı güzel. Sol tarafa da bir okçu atıyorum. Oradan da temizlik yapasın. Ama tabii ki ana amacım hem solda roket aldığım için sağa biraz yönelmek istiyorum. Yıkıcı yay roket hepsi orada abi. Benim için onlar biraz daha önemli. Şimdi hasar düşsün. Ya zaten orayı aldıktan sonra gerisi bir şekilde geliyor be Osman'ım. Gelir yani. Alttan da güzel bayağı temizlik yapılıyor bu arada. Abi şöyle geliyorum ve iki grup birden bırakıyorum. Belediye düşsün. Çevrenin temizliği hızlı şekilde yapılsın ki. Yıkıcı yay ve orada rokede hızlı şekilde erişmek istiyorum. Tamam. Belediye zaten çoklu hasarı olan yerde. Onu düşürmem iyi oldu benim için şu an. Şimdi içeriye girebilirim. Oraları ufaktan alalım. Karşılardaki binaları almak için şuraya bir grup dağıtalım. Güzel. Artık yıkıcı yayı bende abi. Geldim yıkıcı yayın dibindeyim. Şuradan bir duvarı yıkalım öncelikle. Tamam mı? Abi versin hasar sıkıntı değil. Şuradan bir okçu grubu atıyorum. Hemen oraya da düşür. Alt kısma ban. Abi roket. Geliyorum. Bekle. Şöyle bir grup dağıtıyorum. Abi şöyle duvarı yıkabilirim. Abi şuraya... Ya nereye gidiyorsun ya? Roketin haricinde her yere gitti abi. İki grup atıyorum. Yıkıcı yay hemen düşüyor. Düş abi. Düş artık. Düş vicdansız. Düş. Şöyle artık okçularımı atabilirim. Sağlı solu temizlikler devam etsin. Abi şuradan bir grup dağıtıyorum. Rokete abanın abi roket. Roketçim geliyorum. Sana geliyorum abi. Bekle okçuları öfkenin içerisinde tutarak seni almam lazım. Ve alıyorum. Sen de aramızdan ayrılıyorsun. Şimdi okçuları şöyle atarak buralarda hızlı şekilde bitirmek istiyorum. Tamamdır. Artık abi easy şekilde 3. savaşta çok rahat bir şekilde alınabilecek düzeye getirdim ben burayı.
Aslında gönül isterdi ki iki savaşta bitsin ama işte arkadaşlar çok fazla savunma olduğundan dolayı maalesef ki istediğimiz gibi olmuyor. Yani illaki 90'larda kalanıyor. Şöyle bir grup kaldı. Abi iki tane de ok diyorsa abi üçlüyor musun zaten? Savunma yani aslında dediğin gibi abi biliyor musun? Abi köyde aynen de savunma bu kalmadı arada, biliyor musun? Aynen. Bir tane şey var abi. Abi bitti ha. Bir şey kalmadı. Üç abi valla var ya. Savunma yok arkadaşlar. Sadece bir tane top kaldı. Süre, abi, olsa, süre olsa bu geliyormuş abi. İki savaşta geliyormuş bak. Aynen. Süre olsa bu okçular düştüler abi. Valla bunlar fullerdi. Aynen de fullerdi valla. Doğru söylüyorsun. Güzel bir savaş. Oo 5385 mi? Çok güzel. Abi mükemmel almışım ya. Tek kelimeyle mükemmel yani. Bu kadar beklemiyordum. Son bir savaşım kalmış. Onu da güzel bir noktaya kullanacağım ama tabii ki biraz elimdeki baskın madalyasını ezmem lazım arkadaşlar. Çünkü çok fazla yeri bitirmişiz. Elimde de abi madalyalar boşa gitsin istemiyorum. Ve şurada 3500'e bir abi harabe var. Bunları açıyorum. Harabeler kalmasın. Geri kalan kısımlar da zaten biter. Şimdi ben buradan çıktım. Güzel bir yere savaş. Son bir savaşım kaldı Osman. Nereyi yarılamamı istersin? Bireyi abi, golem ocağını bitirmek istemiyorum. Savaşı zayıf olan arkadaşlar bitirebilir. Ben burada gel abi balonla günü kısmında fit olalım. Buraya başlayayım. Gidebildiğim yere kadar gideyim. Ondan sonra gerisi sizde abi. Ne diyorsun? Güzel olur abi, mantıklı. Tamam abi o zaman. Ben buraya giriyorum 2. Şuradan çıkacağım. Sol taraftan girerim. Genelde evet. Aynen de 4 tane işimi görecektir. O sol tarafta 4 tane duvar var abi. Oradan mı gireceksin? Aynen aynen duvardan girelim. Sol çünkü sol buradan sağ taraftan gireceğim de sol taraftan girmek biraz mantıksız olacak. O duvarlar beni çok fazla yorar abi. Abi orada hani, çok tuzak vardır ya. Tuzak var abi zaten. Tuzağı biliyorum. Ondan dolayı ne yapacağım biliyor musun abi? Bak. Oranın da taktiği. Sağ altta duvarlar var ya abi. İki duvar kırıcıyla orayı açıp sağ üstten saldırsan. Hiç gerek yok. Bak 2 tane süper barbar aldım tamam mı? Bak sistemi sadece izle abi. İzle bunu yaz. CG küse taktiği. Oha. O nereye gidiyor oğlum? Oğlum böyle bir şey mi var Osman? Abi niye oraya gitmedi? Çünkü en yakın birim olduğu için. Dayı dibine attım lan duvarın. Abi Allah. Sağ taraftan at. En sağdan at onu. Ya da okçuyun. Ya okçular siz niye gidiyorsunuz oraya? Gözünüzü seveyim ya. Okçular. Allah sizi kahretmesin. Bunlar da gitti abi. Arkadaşlar abi, mecburi olarak buradan gidiyoruz. Normalde yukarıyı düşünüyordum. Yapacak hiçbir şey yok. Şurada bir öfke de kullanacağım hemen. Aga. Bana yap. Geri döndü. Ha aç. Allah sizi kahretmesin. Abi aç. Tamam arkadaşlar öfke boşa gitti. Hayatımda yaşadığım en saçma şeyleri yaşıyorum şu an arkadaşlar baskın savaşlarında. Onu öncelikle bir belirtmek istiyorum. Şurada madem burayı açtık. Şurada abi, bir duvar yıkıcım daha olsa oradaki roketi alırdım da. Dur bakalım. Açık orada. Abi açık da roketi nasıl aç? Abi orada duvar var. O duvarı okçularla yıkmaya kalkarsan okçuların hepsini orada yersin. Onun yerine yukarıda birim temizlemek daha mantıklı yani. Orada şurada açıklık var abi, küçük bir yerde. Nerede açıklık var abi? Sol altta. Duvar açık ora. Abi bir dakika. At abi bir tane öfke. Bir tane attım bir dakika. Gidecek mi? Orada onun sahasında açıklık var yanda. Hava savunmasının orada. Şöyle okçuları biraz fazla attım çoklu olarak. Dur bakalım deneyeceğim dediğini. Yukarıda da çoklu hasar verecek bir şey olmadığı için okçuları biraz fazla attım arkadaşlar. Onun da bilgisini bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi şöyle tekrar giriyoruz okçularla. Sağlı solu temizlik. Osman atıyorum da nereye gidiyor bakmadım ama dur belediyeyi düşürüyorlar herhalde. Belediyeyi bir düşürsün. Belediyenin yarı canı kalmış. Abi şöyle atmaya devam edelim. Valla ben yukarıdan temizliğe devam ediyorum. O gitti mi Osman ne diyorsun? Ben göremedim. Heh gidiyormuş tamam. Roketi alıyorum abi. Ben burada roketi alıyorum. Gerisini size bırakacağım. Bu arada şurada bir öfke kullanacağım. Bunun içerisine girebilir miyim bilmiyorum ama şuradan da bir süper barbar. Abi şöyle bir tık bekliyorum. Roket düşmedi abi aşağıda. Roket düşmedi mi? Ulan roket ne ayaksın bilmiyorum ki. Tamam şöyle düşer. Abi şuradan bir grup da okçu. Hadi bakalım. Temizliğe devam. Roket düştü bu arada. Şimdi buraya geldik abi. Son bir grup kaldı. O grupla beraber son yapacaklarımızı yapalım ve işi bitirelim.
Ve son okçumu atıyorum arkadaşlar. Cehennem düşer. Çevrenin temizliği düşer. Roket kabak gibi ortada arkadaşlar bu noktadan sonra. Yani benden sonra gelecek arkadaş roketi de bitirir. Diğerlerini de gönül rahatlığıyla bitirir. Güzel bir savaştı. 3230 daha aldım burada. Bereket versin. Genel bir durumumuza bakacağım. Kuvayi Milli ile 23665 aldık. Fena değil abi. Elimize sağlık diyelim. Yani ben 6 savaş hakkımı da burada kullandım. Artık top arkadaşlar da umarım güzel savaşlar çıkartırlar. Keyifli savaşlar çıkartırlar. Ve hızlı şekilde ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz arkadaşlar. Kaç madalya aldığımız kısımda da zaten genel baskın durumunu göstereceğim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.